Aydınlık bir odada karartmak istersen bir yeri kapatman lazım. Yani böyle kapatman lazım ki orası karanlık olsun. Anca orası karanlık olur. Geri kalan yine aydınlık olur. Ama karanlık bir odada bir tane ışık soktuğun zaman içeriye bir tane. Orası zaten artık aydınlıktır yani. Bitmiştir. Oraya yapacak bir şey yok yani. O yüzden ışığın yayılması karanlığın yayılmasından çok daha kolay. Çok fazla bilgiye, çok farklı kaynaklarla erişilebilen bir dünyadayız. Tarihte çok özel yeni şeyler bunlar. Senin bildiğin tek gerçek bu. Bunun içinde yaşıyorsun. Ve bu rehbersizlik insan için korkutucu bir şey aslında. O yüzden yaşadığımız duyguların etrafta kolay açıklamaları bulunmadığında insan kendini düşünsel bir yerden yalnız hissediyor. Yaşadığın topluma yabancı hissettiğin zaman vücut kimyan bozuluyor. Ve depresyona giriyorsun ya da psikolojik sorunlar yaşıyorsun. Çünkü sosyal bir canlısın. Bir yandan aynı zamanda da ne kadar birbirimize benzediğimizi görüp ona da şaşırıyoruz yani. Bütün her şey şu an bize çok yeni ve çok filtresiz. Hiçbir yere ait hissedemiyorsun. Böyle bir yalnızlık yani. Karanlık albümünün yalnızlığı ve genel temasının hepsinin yalnızlığı böyle bir yalnızlık. Ey protest halkım, bana ne yaptın? İçinizden hiçbirinize ait hissedemiyorum. Davanıza davam diyemiyorum, bilemiyorum sorun bende mi? Karanlık albümünü birazcık şaka bitti. Biraz da hayatın gerçeklerinden bahsedelim. Biraz da bizim dert olarak algıladığımız konulardan mı bahsetsek dediğimiz bir albüm olduğu için. Bunun işimiz olabileceğini anladığımız bir ortamı yaratmıştık yani. Ha, tamam biz müzik yapabiliyoruz. İşlerimizi bıraktığımızda hani hayatımızdan bir şeyler kısıp bütçeler ayırabilelim ki müzik yapabilelim falan gibi bir kafadan. Mesela ben görece çok daha uzun süre çıkmadım. Ne bileyim kazandığım bütün paraları falan böyle yeni bir ekipmana, yeni bir kursa, yeni bir alete, enstrümana, edevata falan harcar bir haldeydim. Benim de Oğulcan'a gittiğim sıralarda müziğe birazcık dahil olabildiğim bir albüm süreci geçti. O yüzden benim için biraz farklıydı aslında bu süreç. Aile evimdeki odamım artık böyle çok dolu, bir sürü enstrümanla dolu ve şey bir hale geldi bir noktada. Piyano dersi almaya başlamıştım, piyano çalıyordum. Synthesizer'larla ilgili kendimi geliştiriyordum, öğreniyordum. Piyanodan da gitardan da beste çıkarabildiğim bir dönemdi. Karanlık albümünün tüm yapım aşamasını ve mix aşamasındayken Barış'ın evindeydik. Barış her gün yürütücü yapımcısı olsun bu işin. Birlikte tasarlayalım, nasıl kaydedeceğiz, neyi nerede kaydedeceğiz. Birlikte referanslar üzerinden konuşalım. Buradaki lead'i bir tık kısacağız en son. Şu an bir elden geçeceğim. Burasını evet şeye oturt bence. Siz gidin istiyorsanız ben bir yapayım ondan. Ya da sizi bir süsleyeyim ben buradan yapayım bir. Dolayısıyla artık albüme girerken kafamızda neyi nasıl yapacağımız belliydi. Şimdi gitarı öttüreceğiz. Gitarları şurada kaydederiz çünkü orası güzel bir gitar stüdyosu. Bir sürü gitar var. Davul kaydını en güzel nerede alırız? Bas kaydını en güzel nerede alırız? Vokalleri nerede alırız? Falan şeklinde ilerledik. Profesyonel davul kaydı için her şey çok iyi. Heyecanlılık da. Yeah, it's happening. Bunları tasarlarken paralelinde zaten dedik ki biz bunun bir belgeselini vesaire de çekelim. Şu an ne yaptığını bir anlatsana kısaca bana. Bir daha yap. Pehlivan da açıklamalar. Başlayalım, kaydedelim bunların hepsini. Pür'de yaptık davul kaydını. Çünkü hem güzel bir davul kayıt stüdyosu, hem işte Burak Gürpınar var orada, tanıdığımız biri.
daha çok hani Burak abi de orada olduğu için benim gözümde çok iyi bir davul kaydı alınan bir stüdyo olarak yerleşti ve zaten karanlıktan sonra da bütün davul kayıtlarımızı Pür'de aldık. İşte demoları mixledik. Demoları almıştık zaten uzun süredir, aylardır. Onları mixledik. Ondan sonra bugün provada çaldık onları tekrar davul çalacak arkadaşlarla birlikte canlı. Karanlık albümünün davul kayıtlarını Can Kalyoncu ile girdik. Biz albüme girmeden önce bu arada demolar aldık. Vokaller kaydettik. Kayıtlara referans olması amacıyla ufak da olsa biraz prodüksiyona da giriştik. Kayda gittiğimizde her şey belli olsun istiyorduk çünkü. Bir sürpriz yaşamayalım, deneme yapmayalım bir şeyi. Ne yapacağımızı bilelim. Karanlık albümü dinlerken ya davullar ne güzel falan diyorsam ben, aslında bu Can'ın sayesinde. Bize çok yardımcı oldular Burak abiler de gerçekten. 2, 3, 4. Beceremedim. Şunlara bak. O zamana kadar yaptığımız en böyle üzerine düşündüğümüz, belki de en çok zaman ve efor ve para harcadığımız işte aslında Karanlık Kalbi. Kesinlikle çok yoğun bir dönemdi. Kayıtların teker teker incelenmesi, işte sabah giriyoruz, akşam çıkıyoruz, hatta belki sabahlıyoruz. Kayıtları alıyoruz, eve dönüyoruz, o kayıtları düzenliyoruz. Bir sonraki kaydın işte üzerine konuşuyoruz, düşünüyoruz ne yapmamız lazım, nasıl olsa falan şeklinde. Benim böyle teknik açıdan da, işçilik açısından da çok dahil olduğum, yani ben albümün bütün editini yapıyordum, take seçiyordum, noise temizliyordum falan, hani anlatabiliyor muyum? Bunlar çok yoğun işçiliklerdi aslında, mesai isteyen. Bir yandan konserler de vardı, daha az bir şekilde tabii ki. Çünkü albüm süreci çok fazla zamanımızı alıyordu. Sanatın ve müziğin yanında o işin tacirliğine soyunmuş, o işi başkalarının yapamadığı tarafıyla üstlenen, o tarafta yetkinleşmiş, o eksiklerini tamamlayan ve o işe iş gibi de bakabilen tarafların tutarlı bir şekilde başarılı olduğunu görüyoruz. Bizim çok uzun süre planımız Karanlık Albüm'e çok yoğun bir şekilde girmekti. Bir süre konser yapmadan, iş yapmadan kendimizi kapatıp sadece bu albümle uğraşabilelim diye de harcamalarımızı kontrol altında, şahsi hayatlarımızı tutar bir refleksteydik. Ben aslında Doluk Ali Ters'le birlikte şan derslerini falan da bırakmıştım. Yani Doluk Ali Ters'ün kendi yoğunluğu, konser yoğunluğu. Bir yandan albüm süreci devam ediyordu, albüm yapılıyordu. Haftanın bir günü bile o derse gitmeyi çok zorlaştırmıştı. Ben sürekli beste yapıyorum, sürekli aranjelerle uğraşıyorum, sözleri yazıyorum vesaire yapıyorum sürekli çalışırken. Uğran hayatındaki o diğer yoğunluklar sebebiyle çok dahil olamadığı şeyler oluyordu. Müzik yapmak için gerekli ekipmanlar artık bir gitar, hadi bir arkadaşın evine gittik orada takıldık gibi değil de bir enstrümanların olduğu, bir düzenin olduğu, çalışma düzeninin olduğu bir stüdyo gerekliliği olmuş oldu bizim yapıyor olduğumuz müzikte. Bu stüdyo da Oğulcan'ın evinde. Şimdi Oğulcan istediği zaman sabah 8'de de kalkıp bir şeyler yapabilir. Gece aklına 4'te bir şey geldi, o zaman da yapabilir. Hani bir noktada bütün şarkılara falan bakarken şey dedi ya, ben hani pek bir şarkı yazamadım bu albümde, çok dahil olamadım falan gibi bir şey dedi. Ben de o anda söylediği şeyi, ya kusura bakma hani ben de çok dahil olamıyorum, yardımcı olamıyorum diyor gibi duymuştum. Oğulcan evinde full fokus albüm hazırlığına girmiş bir vaziyette olduğu için ben birazcık kendimi aslında bu sürecin bir tık dışında hissettiğim anlar oldu. Ya ben hani ne yapıyorum şu an? Hani benim nasıl bir katkım olacak bu albüme? Gecede yalnızdın, aydan bile beyaz. Seni ilk gördüğümde dedim bu kızla
lütfen biraz. Benim olabilir mi dedim olabilir. Sordum olabilir mi dedin olabilir. Kıskananlar oldu, üzülenler oldu, delirenler oldu dedim olabilir. Biraz sert bir şarkıydı madem. Albümün temasının dışında bir parçaydı aslında. Sound olarak içine girebilecek olsa da. O yüzden de albümün sonuna koyduk mesela. Güzel bence. Güzel bir albüm kapanış parçası. Süper. Albümdeki o konseptin içine yerleştiremiyorduk. Ya şuraya mı koysak, işte beşe mi koysak, ya şöyle mi girsek falan diye. Konserde çok güzel olacağını hayal ediyordum. Ve çok eğlenceli olacağını hayal ediyordum çalmanın. Az daha koymuyordum aslında. Madem seni çok istiyorlardı. Öylece ortaya koymasalardı. Aldım bir kere geri vermeyeceğim. Aşığım mutluyu vazgeçmeyeceğim. Madem seni çok istiyorlardı. Öylece ortaya koymasalardı. Aldım bir kere geri vermeyeceğim. Kim ne dersin nesi bana ne diyeceğim. Gitar kayıtları çok keyifliydi. Çok şey öğrendim o kayıtlardan. Çok fazla gitar denedim. Her şarkıyı ayrı gitarla çalabiliyorum. Her şarkının ayrı partını ayrı gitarla çalabiliyorum. Tek tek ses yapıyoruz falan. O çok keyifli geçmişti. Pardon. Of. 4 gün boyunca gitar kaydı yaptık. Ellerim falan uyuşmuştu artık. Take. Ve teknik olarak biraz uğraşlı gitarlar da vardı. Ya Allah kahretsin seni. Sen sabırlısın ha. Ben fırlatmıştım gitarı yeri falan. Tek atmış gibi oldu. Tek attım sana. Evet. Full canını vurdum ben. Tanrı'nın işini artık o kadar yorulmuştum ve ellerim ağrımaya başlamıştı ki 4. günün sonları falan. Ben dedim ki ben sadece partları loop upuzun çalacağım. Ben bunları editte kesip biçerim. Şu an çünkü yorulmuşum, uykusuzluk, aklım yetmiyor. Sadece böyle ve parmaklarımın uyuşmaya başladığını hatırlıyorum artık. İki kişi yapmış olmamıza rağmen sanki bir grup çalmış bunu, bir arada çalmış gibi bir sound yakalayalım istiyorduk. Dolayısıyla her aşamada kayıt bittikten sonra bunun belli bir editinin yapılması, bir temel seçkinin yapılması gerekiyordu ki sonraki enstrüman ona göre çalınsın. Albüm her ne kadar öyle gelişmese de, hani bir arada çalan bir grup hissiyle gelişmese de biraz öyle bir his katıyor bence. Küçükken ne güzeldi, kaygılar o güne özeldi. Albüm kayıtları benim için her zaman çok özel oldu. Çünkü sen orada bir kere kaydediyorsun. O anki performansın, o anki duygu durumun, ses açıklığın vesaire neyse onu kaydediyorsun ve bir daha değiştiremiyorsun. Daha önce böyle bir prodüksiyonlu, böyle üzerine düşünülmüş bir albüm ya da bir şarkı yapmadığımız için üzerimde biraz da baskıda hissettim açıkçası. Büyüyünce anlarsın demiştin ya. Oradaki tempoda işte alkol kullanımı, bir şey kullanımı falan performansından yiyen şeyler. Buna dikkat ettiğimi hatırlıyorum. Vokal kaydına girerken zaten bir takım demolar almıştık. O demoları dinleyip dur ya şurayı şöyle değil de şöyle söyleyeyim dediğimi hatırlıyorum. Ama hallettik. Çözdük yani. Konser aşamalarını da düşünmeye başladık. Bu albümdeki şarkıları nasıl konsere en iyi şekilde yansıtırız diye. İki gitar yazarım bu sefer. İkinci bir gitarist ve altyapıyı kontrol eden birini alırız sahneye. Ve aslında var olan ekibimize birkaç eklemeler yapmamız gerektiğinin kanısına vardık. Boşmanlara Ahu Tuğba yatışma gibi. Hoş geldin ya. Barış'ın ev arkadaşı vardı, Bahadır. Bizim de daha önceden tanıdığımız bir arkadaşımız zaten. Müziklerini de severek dinlediğimiz, gitaristliğine hayran kaldığımız. Bütün o süreçte aslında o da bizle birlikteydi. Onun da tabii görüşlerinden yararlandık. Karanlığı şöyle bir fontu böyle dokusunu.
İnanılmaz farklı bir disiplin öğrendim o zamanlar ben. Sadece izleyerek. Oradaki enerjiyi ve oradaki çalışma disiplini belki de benim işte ilk şarkılarımı yayınlamama, yayınlayabileceğime inanmama sebep olan şeylerden biridir. Bu böyle yapılıyor bak. Hani okulda değil de orada görmüş olmam benim için çok büyük bir şanstı. Gitme, kal ya da beni de al yanına falan. Güzel. Bence... Zaten albümde Dilan ve Billur bize back vokallerde yardım ettiler. Benim olabilir mi dedim olabilir. Karanlık albümü kadın back vokal kullanımının iyice konseptleştiği ve artık var olması gereken şeylerden biri olarak eklenmiş oldu. Beyler, biri bana söyler mi? Neden konu biz olunca uzun uzun konuşulur da? Tanışmamızın en başından itibaren ben bu insanları direkt hem çok sevdim insan olarak hem de birden böyle hayran oldum bu işin vizyonuna. Çünkü baştan beri anlattıklarında sanki önden olacak her şeyi hayal ederek, görerek ve sürekli etrafından sevdiği insanları toplamaya, dahil etmeye çalışarak hadi hep beraber bunu yapıyoruz şimdi anlarına birebir şahit oldum. Ve herkesin hayatı belli bir ölçüde değişti. Belki ben en çok hayatı değişenlerden biriyim ama. Dilan ve Billur'u da tabii ki sahneye entegre ettik karanlık sonrasında. Bahadır'ı da aynı şekilde entegre ettik ve aslında albüm sonrası belli kararları vermiş olduk sahne üzerinde. Ne şarkılar yazdık oysa, ne hayaller kurduk oysa, ne geceler geçirdik oysa. Parçaları trompet çalarken bir dert anlatmanın başka bir yolu. Yani hani kelimeler kullanmıyorsun ama notalar, cümleler, duraksayışlar falan öyle bir bütünlük oluşturuyorsun ama yine bir şey anlatıyor gibi geliyor. O yüzden hani parçaya destek olacak bir şeylerden bahsetsin trompet isterim. Üzgünüm trompet solosunda bütün take'lerde çok duygulandım. Parçanın hissettirdiği Uğran'ın vokalinin o çıktığı yerde trompete devretmesi, onların böyle bir yükselmesi falan böyle. Üzgünüm bu şarkı. Böyle bitsin istemem. Değişik bir his ya müziğin sana yaptığı şey gerçekten. Çok iyi. Çak, bence bu güzel ya işte. Kadeyle çalmaya başladıktan sonra kısıtlı o sırada düşününce kısıtlı bir kitlesi var ama o kadar kor, kilit bir kitle ki o insanlarda bir coşku var. Özel bir şey oluyormuş gibi hissediyorsun orada. Yani gibi hissetmiyorsun. Öyle bence. Kızgınım kimi zaman bana senden geri kalan hep yalan, hep yalan. Sarmayı denemeli mi? Yoksa dağlayıp ilerlemeli mi? Olmadı, yapamadı. Her gördüğüm kadında seni yarattı. Orada mısın? Yani dediğim gibi böylesin ikimiz için de daha iyi olacağını düşünüyorum. Kim o söyleyebilir onu? Kızı işte sen ne düşünüyorsun? Serhan. Kim? Serhan. Haa Serhan o. Ben buraları kendi kendime mi konuşuyorum? Öyle mi oluyor kayıtta? Evet. Ben şimdi sana karşısında okuyacağım ama. İkimiz için de iyi mutlu. Tamam olsun güzel de oldu. Dediğim gibi böylesinin ikimiz için de daha iyi olacağını düşünüyorum. Oh,
Yani seyirciyle sahnede konseri veren müzisyen arasında bir duygusal bağ kurulması lazım. O duygusal bağ da ancak gerçek samimi bir ilişkiyle ortaya çıkabiliyor. Ve öyle Spotify'da açıp dinledim, işte sosyal medyadan, YouTube'dan klibini izledim, aa çok güzeldi, bravo falan yapmakla gidip o konserde, en ön sırada o konseri dinlemek arasında çok ciddi fark var bence. Gitme nasıl ünlendi, ne oldu bilmiyorum yani. Bir şekilde insanlar çok yükseldiler o şarkıya. Çok güzel bir şarkı bence de. Üzülme artık, değilsin yalnız. Konserlerde falan seyirciler söylüyor full ve çok büyük büyük yaşadıklarını görebiliyorsun o söyleme şekillerini falan. Tatlı. Ben en küçük çocuğum, ailemin en küçük çocuğum ve herkes benden yaşta çok büyük olduğu için çocukluğumdan itibaren böyle bir şöyle bir ölüm korkusu yaşadım. Herkes ölecek sevdiğim. Çok genç olduğum için bunu nasıl baş edeceğim acaba diye çok küçük yaştan itibaren böyle korkularım vardı. Ailesinden birinci seviye yakınlarını kaybeden insanlar oldu çevremde ve bunları çok yoğun yaşadım yani. Bana kendi korkularımı sürekli hatırlattığı için. Gitmenin bir tek nakaratı vardı biz SDF'ye getirdiğimizde. O kadar etkilendim ki o şarkıdan ve çok kötü bir hale getiriyordu ki beni. Dedim ki ama biz bunu bir aşk hikayesine dönüştürelim ki benim için de çalınabilir bir hale gelsin. Çünkü güzel şarkı olacağını düşünüyorum dedim. Olcan'ın özel bir hikayesi var bu şarkıyla alakalı ve bana da bu hikayedeki rolü anlatmıştı. Kadının hastalanıp ölmesi konu alınıyor ve adamın da arkada kalışı. Konu bu. Dedim ki şeyi hayal et. Sanki öleceğini biliyorsun ve geriye bir mektup bırakıyorsun gibi düşün sevdiğin adama. Senin kollarında nasıl? O rolümü anlayarak benim oraya bir şey yazmamı bekliyordu. O da çok eğlenceli ve güzeldi yani. O rolü anlamaya çalışarak o karakterin ağzından konuşmak. Yakın çevremiz için çok mesela şey geldi. İşte Dilan, Cahit gibi hep fikir aldığımız arkadaşlarımız. O şarkı biraz Dolu Kadehi'nin hem o albümünün hem de şu ana kadar yaptığı şeylere göre daha pop duyulan bir şey gibi hissettirdi. İşte Dilan'la falan bu konularda bir yine tartışırken böyle bir gaza gelip ben de yükselip ya göreceksiniz bu şarkı hit olacak, hit falan demiştim böyle. Hemen eşlik edesin Dilan da şey dedi bu arada. Albümde sevdiğim şarkılardan oldu, dilime dolanıyor sürekli falan dedi. Lanetlenecek herkes. Kalıcı bir şey yapma duygusu çok tabii başka bir duygu yani. Yeni şarkının şu an çok dinleniyor olması çok güzel bir şey ama yani 4-5 sene önce yaptığın şarkı hala çok fazla dinlenmesi enteresan bir his yani. Direkt düz geçmeye çalışıyorsun ya sen. Sensiz. Öyle geç işte, rahat rahat. Onu dinlerken bir rahatsızlık veriyordu da demoda. Acaba orayı düz mü yapsam o zaman, dedim. Sensiz. O zaman şey yapacaksın hani. Belli konularda, belli fikirlerde böyle hani Uğra'nın şey tepkilerini ilk defa almaya başladım. Hani buna ben karar vereyim, bu benim kararım olsun. Mesela örneğin vokalle ilgili ben her zaman çok detaycı yorum her konuda söyleyen biri oldum. Bana karşı bir korumacılığın oluşmaya başladığını hissettiren böyle ufak nüanslar. Düzgün söyle oraları. Bütün bas gitarları ben yazmıştım albümün. Hepsi yazılı kayıtlıydı, hepsi hazırdı. Ama mesela şey muhabbeti oluyordu, Uğran da diyordu hani mesela bir basçı çalsa daha iyi olur yine de. Grubun bir araya girip çıkardığı müzik gibi oldu diyor ama aslında gitarları, bassları, lyricleri falan ayarlayan insan bunları çaldığı için, Oğulcan çaldığı için hatta bir gruptan daha fazladır bütün olabiliyor. Tek kafadan çıkan farklı şeyler. Bizim bas kayıtları almamız gerekiyordu. Tabii ki seçenekler arasında biz de çalabilirdik. Yani Olcan çalabilirdi. Bir bas gitarist enstrümanı o onun. Hani ben ne kadar yazmış olsam da o nüansların, o doku farkının açığa çıkabileceğini düşünüyordum ben de. Bas kayıtlarını Bavu'da aldık. 2-3 günlük bir session olacaktı. Kanal kayıt üzerinden, demolar üzerinden, davullardan sonraki kayıt aşaması bu. Aynen şimdi Tabii ki yani çok farklı çalıyor böyle yani basçı hareketleri yapıyor böyle falan bizim için hani çok güzel bir şey ama ya eksik olan bir şey vardı bilmiyorum belki o sıradaki verdiği önemle alakalı olabilir. Sonra kendi de dedi ki abi dedi hani konuşuyorsunuz ediyorsunuz benden hani fark ediyorum sıkıntı var
Hani istiyorsanız nasıl yapalım bilemedik falan. Biz de ama o anda ne yapacağımızı bilmez haldeyiz. Nasıl yapalım, ne yapacağız şimdi falan. Şimdi yine la yapacak, re'de bitecek. Baştan. Tek seçenek benim çalmam kaldı o an. Çünkü ben o şarkıları aylardır çalıyorum. Yazdığım her şeyi, bütün notaları niye yazdığımı biliyorum falan. Çok mantıklı aslında böyle olması şu an düşündüğümde. O an deniyorduk bunu. Neredeyse çoğu şarkının basını çalarken gitardan aldığımdan fazla keyif aldım falan. Neler oldu ya? Uğran anlatsın, her şeyi ben anlatıyorum. Biz bir rap düeti yapma hazırlığındaydık. Bir tane de rapçiyle işte görüştük. Ve bir yeri vardı, dedim ki burayı da ben okuyayım. Ve bir yandan da biliyordum ki Uğran diyecek ki sen okuma. Yani şey, hani üç vokal mi alıyoruz? Yani nasıl bir şey olacak? Bu hani neler düşündüm tam olarak? Çünkü bu yepyeni bir bilgidir bu bana. Cümlesinden önemsiz halde benim duyduğum şey, bütün sertliğiyle, o anki tansiyonuyla vesaire, hani vokalle ilgili şeyler benden sorulur, ben karar veririm bunlara gibi bir şey duydum yani ben bunu. Zaten işte şu şarkıda da back vokal yapmıştım ya ben falan gibi girince, ha bir dakika, sen şu an vokal olmak istiyorsun. Halbuki bu böyle bir kural tanımı vesaire falan filan olan bir yer değildi. Ama bu tansiyon oraya geldiğinde ben bunu da ortaya atabilmek istedim yani. Benim buradaki takıldığım şey, bu şarkıda da ben söyleyeyim değil de, bunun sunum şekli ve bunun zaten böyle değil mi kardeşim, bu aslında doğru olan budur şeklinde söyleyip, bundan sonra da böyle mi olacak yani, hem zaten vokal bu kadar özel bir şey mi ki falan gibi bir söylemden dolayı ben tavır alıcı düşüncelere büründüm. Çünkü benim için zaten şarkıları ben söylemiyor muyum falan gibi bir yerde olduğu için. Orada bir felsefi kırılma yaşadık yani. Olayın temelindeki felsefe bozulmuş oldu benim için. Hani şey gibi olmuş oldu, köprüyü geçene kadar ayıya dayı denmiş gibi hissettim açıkçası. Yani bu noktaya gelince mi bu bir kural oldu? Biz niye gitarsız şarkı yaptık o zaman? Mesela ben gitaristiydiysem, değildim çünkü, böyle değildi, onu demeye çalışıyorum. Böyle bir şey yoktu. Yani müzikteki en ayırt edici şey bu vokalin sesi. E buna da bu bir müziğe başlamadan önce karar verdiğin ilk şeylerden biri olması lazım. Aslında konuşmamak lazım, çok belli olan bir süreçtik, böyle gelişen bir şey. Meğersem konuşmamız gerekiyormuş, şu anladım ben. Yani şunu dememiz gerekiyormuş. Hani ben şarkı söylüyorum ya, ben şarkı söyleyeyim demem gerekiyormuş. Hayatımda bu kadar önem verdiğim bir şeyin içinde bu kadar rahatsız bir konumda hissediyor olmamdan dolayı, bu kadar da uzun süredir planladığımız ve büyük bir şeyin içinde böyle bir duyguda olmaktan dolayı bir depresif bir ruh halindeydim aslında. Hem müzikal anlamda biraz bir kopukluk durumuna geçtik. Arkadaşlık olarak da birazcık zede aldık aslında. Açıkçası ben nasıl davranmam gerektiğini bilmiyordum bu süreç üzerine. Ne yaptığın çok önemli değil. Nasıl yaptığın çok önemli ve ne kadar yaptığın çok önemli. Yani bir şey, herhangi bir şey fark etmez. Boktan bir şey de olabilir. Kafayı taktığın zaman yapacağım ben bunu diye, eğer gerçekten hani vazgeçmeden gidersen o şeye ulaşıyorsun. Ve o istikrarın bir getirisi kesinlikle var yani. Bu gruplarda bunu fark edenler kalacaktır diye düşünüyorum, o yüzden o gruplar arasında da. Yani bu furyaymış, başka furyaymış çok önemli değil. Genel olarak olay bu yani. İstikrar, onu yaptığın zaman kalabiliyorsun. O yoksa zaten kayboluyor olay, yok oluyor. Çünkü mesela şeyi fark etmek de gerekiyor. Yaptığın şey artık senden daha önemli bir şey haline geliyor. Sen değilsin artık o. Sen onu çektiğin zaman o alan boş kalmış oluyor orada. Bu sefer o insanlar inandıkları şeyi kaybetmiş oluyorlar falan gibi. Bunu fark edenler kalacaktır diye düşünüyorum. Ne oluyor şimdi? Nereye gidiyoruz? Şimdi babacığıma gidiyoruz. Babacığım stüdyosuna. Babacığım stüdyolarına gittik. Orada sevgili Tarkan Gözübüyük'e dinletmiş olduk şarkıyı. Oradaki çeşitli ses mühendisi arkadaşlara dinletmiş olduk. Babacığım böyle çok havalı, çok cool, çok top tier, birinci sınıf işlerin yapıldığı bir yer gibi görünüyordu bize. Biraz çekindik, bizi orada böyle hor görürler falan gibi geldi. Bağımsız, bu ne biçim isim ya, böyle şey mi olur? Biraz öyle bir yaklaşımımız da vardı. Kendini biraz ezikleme mi diyeyim artık, neyse. Tarkan Gözübüyük'e mail attınız mı? Attık, o da şey yazdı. Okey dedi, dinleyebilecek demoları attık, flat kayıtları attık. Ve onlardan da güzel yorumlar alınca daha da bir gaza geldik albüm üzerine. Gerçekten çok hani profesyonel yorumlarla, çok böyle samimi yorumlarla yapılan müziğin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar uyumlu olduğunu duyduk onların ağzından. Hızlı akması vokal partisyonunun, acele acele bazı kelimelerin söylenmesi, hem de müziğin tartımına göre bazı kelimeleri biraz eğip bükmek durumunda kalmanız, hı hı, bazı noktalarda sözlerin anlaşılırlığını zorlaştırıyor. Bunun için önerim, şarkıları daha önce hiç dinlememiş, yani sözleri hiç bilmeyen bir arkadaşınıza, işte ne bileyim, eşiniz, dostunuz, kardeşiniz falan,
Kağıt kalem verin eline, otursun karşısına, dinleyerek ne anladığını yazsın. Sonra sözleri, lirikleri yazsın. Aynen, sözleri. Doğru yazdığı yerler demek ki ilk dinleyen biri tarafından duyuluyor, anlaşılabiliyor demektir. İlk defa bir müzik endüstrisinde bizden önce bulunmuş bir büyüğün bize yol göstermeleri, akıl fikir vermelerini yaşıyorduk orada Tarkan abiden, o konuşmalarımızla, muhabbetlerimizle. Biraz geçmişten gelen böyle bir shredder var orada, böyle arada bir kendini zor tutuyor şeye çıkmak için. Büyük sustain'li o şeyli bir solo. O kiliseden çıkıyor. Evet, kiliseden çıkmış aldı. Aynen, çok doğru böyle. O ıslaklığa sahip mi acaba? Oraya getiriyor mu yoksa biraz daha... Belli bir konumdaki insanların evet bu yaptığınız iş doğru demesi bambaşka bir his oluyor tabii ki. Türkiye'nin önemli prodüktörlerinden biri olarak gördüğüm biriyle bu şekilde yolumun böyle bir şekilde kesişip bu muhabbeti kurabilmiş olmak iyi hissettirdi. Hani müzik tarihine dokunuyormuşum, ben de burada var oluyormuşum gibi hissettiren olaylardan biriydi. Albüm çıktıktan sonra bir imzalı plak falan isteriz yani. Bu motivasyonla belki de Vedo Melir'e o mesajı daha rahat atabildik. Vedo Melir, Red Hot Chili Peppers'ın ve birçok çok ünlü sanatçının masteringini yapan bir abi. Metallica'dan System of a Down'a, Rage Against the Machine'den, ne bileyim güncel Evil Nation'a. Jesse J yapmış mesela en son. En iyi albüm Grammy'si ödüllü falan bir adam yani. Hani ne diyebilirim ki? Hani en üst seviye yani. Bir gün yine bir araya geldik böyle. Her gün birlikteyiz zaten. Ben geldim Barış'a. Ondan sonra Barış'ın böyle bir ifadesi var falan. Bir aklına bir fikir gelmiş belli. Biz dedi hep dedi Red Hot Chili Peppers referansı alıyoruz ya dedi. Ben de hemen aklına gelen fikri anladım direkt. Ve böyle bakışı birden falan olup şey dedik. Aa, Red Hot Chili Peppers'ın masterlarını yapan adama yaptıralım masterları falan olduk böyle. O kadar yükseldik ki böyle, aa, kesin böyle yapmalıyız buradan arıyorum abi. Barış'ın aklına bir fikir gelmiş. Dedi ki, abi dedi, Stadium Arcadium albümünü dedi falan dedi, ben böyle gözlerim büyüdü falan. Aynı stüdyoyu kullandığını falan öğrendik yıllardır vesaire işte. Ya dedi ki bu albüm aynı Red Hot Chili Peppers'ın kullandığı aletlerden geçip çıkacak olması bir çok duygusal bir yerden çok hoşumuza gitti. Ve çalışmak istediklerini söylediler. Birkaç şey söylediler. O tabii... Normal şartlarda bizim gibi bir grup için kabul edilebilir bir bütçe değil. Ama biz bu konuda öyle bir heyecanlıyız ki şu an şeyi düşünüyoruz. Klip yapacaktık, onu bire indirdik, onu da şöyle yapsak falan. Klip yapacağımıza bunu mu yapsak? Klibi ne çekebiliriz? Bir iki ay daha biz para biriktiririz. Ve çekeriz, yaparız yani. Karanlık albümünü yaptıktan sonra bir de klip fikrimiz vardı. Karanlık albümü birazcık diğer tarafı deneyelim, biz görünelim, güzel şatlarla kendimizi çekelim falan gibi bir klipti. Albüm ortaya çıktıktan sonra yapacağımız klip fikri de güçlenmeye başladı aslında. Ve hani bu albüme yakışır bir klip çekelim düşüncesiyle çıktığımız için yola da... Bütün kliplerimizin hepsinde bir hikaye var aslında. İlk defa biz hikayesi bir şey çekelim gibi kafaya getirdik olayı. Red Elephant yapım evi vardı. Oraya ben çalışıyordum bazı işlerde ve çok destekçi oluyorlardı zaten kariyerimizde. Hani. Ekipmanlar sağlamaya çalıştılar. Hem mekan arayışlarına girildi hep birlikte. Bu süre zarfında tabii ki de bize her zaman yardımcı olan arkadaşlarımız DKTT, Tayfa dediğim ekip yine oradaydı. Benim. Asistan olarak çalıştığım ekiplerle yönetmen olarak çalıştım falan o sette hani. Yine stresli bir işti çünkü görece çok yüksek bütçeli bir iş çektik biz orada. Klibin ihtiyacı olan şeyler daha da artmaya başladı. Mesela şeyi hatırlıyorum işte, o süreçlerde benim birazcık zorlandığımı hatırlıyorum. Zaten aramız birazcık böyle falanken, ya bunu böyle yapıyoruz ama şimdi biz böyle konuşmuştuk da bu birazcık iki katına çıktı ya, hani benim de şimdi bir kira vermem lazım, bunları nasıl yapsak falan diye konuştuğumuzu ve belki de o psikolojiden dolayı şey olduğunu hatırlıyorum. O konuların es geçildiğini hatırlıyorum yani. Şey istemiyorum ya, benim kendi hayatımda olan şeyler bu ikimizin yaptığı şey etki etmesin istiyorum. Ve o yüzden bazı yer yer çaresiz kaldığımı hatırlıyorum ve hayatımda bir takım değişiklikler yapma zorundalığına girdiğimi hatırlıyorum. O tavşan çocuksu, çok masum, birazcık o şımarık çocuksu duyguları geride bırakıp daha depresif bir gençlik, hani onu geride bırakmak. Basit de olsa bir olay akışı koyma isteğinden dolayı ve anlamlı geldiğini düşündüğüm için öyle bir şey koydum içine. Ben
bağ, dolu kadehi, ters tut. Bugün arkadaşlarımızın yeni albümlerinin lansmanı var. Bülbül burada yanımda. Mesela Dominik'ten size selamlar gönderiyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Karanlık adlı albümümüz inşallah yoksa sizlerle. Selam arkadaşlar. Bugün Karanlığın ilk konseri için Zorlu PSM'deyiz. Güzel. Mom, 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 mom. Kurumsal bir yapıyla yaptığımız ilk konserdi. Yani çok zorlu oldu aslında, mail tacizleri, telefon tacizleri, koşturma halimiz, insanları bakın buradayız bir şeyler yapmak istiyoruz halimiz onların ister istemez dikkatini çekti, aradan sıyrılmamızı sağladı. Daha büyük bir kitleye yapılan, daha iyi bir mekanda yapılan, konser yapabilmemizin önünü açan bir konser oldu bu. Bu albüm yapım sürecinde Billur ekibe dahil olmaya başlamıştı ama... Kayıtları aldıktan sonra iş teklifi aldı ve Domine'ye gitmek zorunda kaldı. Billur'a paydos! Paydos Billur'a! Sana hediye hazırladım. Domine'ye gitmek durumunda kaldı birkaç ay. Ve Karanlığın aslında ilk konserlerinde yer alamadı. O biraz böyle üzücü bir şey olmuştu bizim için. Belki de 6 ay sonra geleceğim ben ve festivallere çıkacağız falan. Bir hamlede mat göremiyorsun, satranç oynuyorsun. Zaten festivallerde çıkabiliyorduk ama festivallerde daha domine, daha etkin saatlerde, daha büyük reaksiyon alan bir ekibe dönüşmek istiyorduk ve o çok hızlı gerçekleşti. Yani ilk festival konserimizden itibaren bütün festival seyircisinin bize reaksiyon göstermesi yeni bir şeydi bizim için. Mesela sıcak yaz festivallerinde festival alanı bomboş, herkes gölgelere oturmuş. Biz bir çıkıyoruz, o öğlen sıcağında herkes ayaklanıyor, herkes dolduruyor şeyi. Bizim konser bittikten sonra bir daha headliner çıkana kadar tekrar boşalıyor falan. Bu birkaç kere oldu, sık sık olan bir şeye dönüştü hatta. Gerçekten hani bahsettiğim o karanlık, kötü duygularım falan muhtemelen çok daha hızlı bir zarar vermemesi işe ilişkiye. İşlerin göre çok yolunda gidiyor olması lazım. Yani çünkü çok güzel reaksiyonlar, çok güzel tepkiler, çok güzel konserler yapıyorduk. Sizi çok seviyorum gerçekten. Dolu Kadehi Ters Tut'un o zamana kadar ki en çok dinlenen, en çok insana ulaşmış, en çok sahne alan festivallerde, konserleri en iyi geçen dönemdi bu. Devam etti tartışma. Soğukluk, birbirinden kopukluk, müzikte kopukluk. İşte konserlerde artık bambaşka iki insan konser veriyormuşçasına, kulislerde birbirine bakmamaya kadar falan. Ben net bir şekilde bir tavır aldım yani ister istemez. Bu işe karşı ve Uğran'a karşı, kendi konumuma karşı, her şeye karşı böyle bir tavır aldım. Tabii ki mutlu değildim bu durumdan. Hakikaten... Bayağı bir sarhoş olup sahneye çıkabiliyordum yani. Çünkü kendimi kötü hissediyordum yani. Bütün bu kadar bir şeyleri yapıp bulunduğum konumdan mutlu değildim, iyi değildim yani. Ama idare ediyordum. Çünkü o işin içinde artık çok fazla insan vardı, çok fazla. Sadece Uğran da değildi. Kendim için, kendi ailem için. Sadece profesyonel yaklaşarak geçecek bir süreç değil bu. Bir süre sonra eğer motivasyonun yoksa hemen huzursuzluk cereyan ediyor yani. Foo Fighters'ın belgeselinde vardı o muhabbet. Şey diyordu yani, bir tane viski shot atıp sahneye çıkardık. Eğlenceli olsun, motivasyon olsun diye. Sonra o iki shot'a bağlandı. Çünkü bir shot yetmiyordu. Üç shot, dört shot, on shot, yirmi shot. Artık bir süre sonra iş tamamen şeye bağlıyor. Duygusuz, sadece kafanı yiyken yapabileceğin bir olaya bağlıyor. Bir ara çok yoğun panik atak geçiriyordum böyle 2019'da falan, böyle bir çalkantılı bir dönemdi. Yaz okulunda Almanca dersinden çıktım, binanın arkasına çöktüm böyle, hani çok sık nefes alıyorum ve böyle hani onu düzeltmeye çalışıyorum falan. Okulda bir kız
gördü uzaktan böyle ve hani tanıdığı yanıma gelmeye başladı. Bir yerden sonra yaklaştıkça şeyi fark etti, böyle benim ağladığımı falan böyle. Sonra anladı ve geri gitti ve hani iyi ki de öyle yaptı yani. Çünkü figür haline gelmenin bir iki boyutlaştırıcı bir tarafı var. Yani işte fotoğrafta gördüğü gibi mimik yapmanı bekliyor insanlar ya da sahnede gördüğü gibi dışarıdaki hayatında davranıyor olmanı bekliyor falan. Hani o iki boyutlu şeye kendini sığdırmaya çalışmak ve işte insan olmanın çok karmaşık bir şey olması ve iniş çıkışlı bir şey olması falan gibi bir çalışma vardı yani orada. Okey, arkadaşlık bitti. Ama müzik yapma halinde de bunu yaşayacağımı tahmin etmiyordum. Konserlerde de bir tavır, bir ayrı bir takılma, hal tavırların farklılaşması falan bende şeyi doğurdu iyice. Ha bir dakika, biz müzik de yapamayacağız galiba. Yine böyle zor, mod olarak çok düşük olduğum ve çok böyle içtiğim bir konser günü. Yine konser alanında barınamamıştım konsere kadar. Gezmek istedim ve bir müzik store'a girdim. Gruplar var işte, Red Hat vardı, Duman vardı. Ve bakıp şey diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ulan hepiniz yalan söylediniz yani. Ne kadar güzel rockstar hayatı vesaire, hani böyle lanse edildi. Ama aslında duygusal olarak ne kadar boktan yani. Hiç iyi değil yani bu hissettiğim şey. Bir zirve yapıldıktan sonra bir de onun bir düşüşü var. Düşüşü doğru yönetebildiğin zaman, o zaman o zirvede kalıcı hale geliyorsun. İşte o zaman Şebnem Ferah, o zaman Duman, o zaman Mor ve Ötesi'nin kariyerlerine ulaşmış oluyorsun. Kurban falan yordu çünkü çok. Yani keşke çalışarak, çalarak yorulsaydık yani. Hani onu yapmadan yorulmak çok üzücü yani. Hani oturduğun yerde yoruluyorsun sürekli. Çözüm istiyorsun ama yok, orada bir insan elinden bir şey gelmiyor. Müzik demek benim için dolu kadeyi ters tut demek ve orada yaptığım her şey demek yani. Dedim ki ben galiba bunu devam ettiremeyeceğim. Yani o kadar güçlü duygulardı ki bunlar. Hayatımızdaki en güçlü duran o DKTT şeyinden bile vazgeçecek kadar bir duygu durumuna soktu ki bizi. Biz dedik ki bir oturup konuşalım bunu. Böyle olmayacak. Kendimizi aylar sonra bir kafede buluşmuş, grubun geleceğini konuşuyorken bulduk. Çok net bir şekilde dedik ki grubu nasıl dağıtıyoruz. Konu buydu yani. Kimseler anlamaz, kimseler anlamaz. Küçükken ne güzeldi, kaygılar o güne özeldi. En büyük derdim kumdan kalemdi, paramız yoktu annem benden gizlerdi. Koşturup dururdum sürekli düşerdim, sorun yoktu kanayan dizlerdi. Üç kardeşimle tüm dünyam bizlerdik, altıncı kattan dünyamızı izlerdik. Şimdi 24'üm, karanlıkta gördüm yarınım, o hala geleceğim gördüm. Büyümem lazım da bilemem nasıl, tek bildiğim içimdeki çocuğu gömdüm. Dönem davamdan, çekilin yolumdan, önümde siz değil tanrılar duramaz. Bir kağıt bir kalem, anlatsam derdimi, haykırsam evrene, kimseler anlamaz ki. Anlamaz, kimseler anlamaz ki. Kimseler anlamaz, kimseler anlamaz. Kimseler anlamaz ki. Kimseler anlamaz. Kimseler.